co -play. Başlıyor gençler. Pixopat'tan herkese merhaba efendim. Buyurun <laughs> buyursunlar. Co-Play. Dün yapmamız gereken yayını bugün yapıyoruz. co ne yapıyoruz? Haftanın oyun gündemini değerlendiriyoruz. Ben Deniz Gürkan. Ben Deniz Gül. Sizlerle birlikte yaklaşık bir saat boyunca oyunlar üzerine konuşacak, laflayacak oyunları efendim gündemini değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Nasılsınız? İyi misiniz gençler? Ne yaptınız? Keyifler yerinde mi? Ne oynuyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nasıl geçiyor? Senin sonuna doğru geliyoruz. Böyle bir Asla triple aldım. A bombardımanını bir atlattık gibi geliyor evet, bana. Evet, bir sakinle doğru. <laughs> Hafif bir sakinler <laughs> gibi oldu. Geçen hafta ödülleri de verdik, yolladık herkese. Hadi. Evlerine. Hadi canım, ödülünü aldın, artık bas. Hadi canım. Hadi. Şeklinde. Hadi. Ödülleri Hoş falan da verdik, yolladık. Gayet huzurlu, mutlu bir şekilde yeni yıla gireceğiz derken derken internetle ilgili başımız belada mı acaba gülcüm? yani çeşitli açılardan zaten bizim belada da mesela dün <laughs> o yüzden yapamadık internet klasik internet sorunlarımız düblü televizyonlu teyzeler amcalar yüzünden arkadaş o tüplü televizyonu bir bulursan var ya atacağım camdan aşağıya balyozla da alacağım yemin ediyorum sana ya parasını verip al bak bu lcd televizyon parası al canım al bunu şimdi o tüplü televizyonu bana ver. yadigar falan vermez ondan sonra onu ha? biliyor musun? bana ne kırılır? baba yadigar vermem Siyah şey gibi kratos gibi gireceğim yuvarlak böyle televizyon o kadar eski ki yani böyle Leviathan'la dalıyor falan değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz Twitch kanalıma. Ya bu internetle zaten başımız belada hakikaten. Yani bir upload bak bu ürün gene kırmızı oldu. Ben buradan Ay, görüyorum. İnanılır gibi programa, programa geçtik girdik. kırmızı oluyor orada. Ben görüyorum buradan yani. Çok kapa, enteresan kapa, bir şey. Tüplü tüplü kapa, Tüp lafını tüplü lafını edince kırmızı olmaya tüplü, başlıyor. Tüplü televizyonu kapa. Bütün yayın öncesinde hiç sıkıntı yoktu. Şimdi kırmızı olmaya başladı orada. Çok enteresan bir şey. Evet. Hakikaten yapacak bir şey. Söyleyecek bir şeyim yok artık. Zaten başımız belada. Doğrudur hizmet alamıyoruz. Altyapı yerle bir olmuş. Yerle bir olmamış. Altyapı rezalet yok. zaten. Yok yani. Zaten yok ki nasıl yerle bir olsun. Download'u bir tuhaf, upload'u bir tuhaf. Ping alamazsın. Bir hakikaten yan sokakta tüplü televizyon açar. Senin efendim bütün bağlantın dalgalanır. Yok sinyal da seviyesi bilmem ne falan derken. Bir de başımıza şimdi AKN'siz paketler muhabbeti çıktı. Ya? Yeah. Ne diyeceksin bununla ilgili? Sanki bir hizmetmiş gibi sunulan baştan işte kalksın ne canım falan. Bir Derne. süredir bilinen bir şeydi bunun evet, olacağı. Evet, hani yeni yılda AKN'ler kalkacak diye bir muhabbet dönüyordu zaten. Bazılarımız bunu iyi tarafından almaya çalıştı tabii. Ya iyi ne güzel işte AKN'siz olacak. AKN kardeşim hangi yılda ya şu? dışı bir şey yani, yani bu. AKN'ler kalksın mis gibi derken efendim bazılarımızda bazılarımızda pesimist Karamsar efendim. Yoksa ee, Türkiye şartlarında gerçekçi mi demeliyiz he, onlara? Art niyetli olmakla suçlanan ama gerçekçi olduğunu iddia edebileceğimiz bazılarımız da dedi ki abi bunun altından bir şey çıkar. Şimdi ne çıktı bakalım. Türk Telekom tarifelerini Hı. açıkladı yeni tarifelerini. Onlara bir bakalım mı? Bakalım. Buyurun, Zaten bakalım. aşağı yukarı bir fikir verecektir diye tahmin ediyorum. Ben incelemedim. Arkadaşlar rica ediyorum burada hep beraber bir bakalım. Canlı yayında inceliyoruz. Tamam mı? <laughs> hep birlikte inceliyoruz. Hadi bakalım. Geçiyorum. Buyurun geçtim. Şimdi bakın siz zaten isimler o kadar güzel ki olağanüstü. İsimler olayıncı. inanılmaz. Mesela S M L XL, L X X L. Small, medium, large, X large, large olduğunu tahmin ettiğim bir efendim tagleme bir etiketleme yapılmış. Harika. Full limitsiz. Birleşik. Full limitsiz. Full limit. Ya da full limit. Gülümit gibi. Gibi. <laughs> Mesela full limitsiz. Ne kadarmış? 4 megabit per second. Acayip hızlı yani. E, Netflix minimum 3 ile çalışıyordu değil mi? <laughs> o da böyle şey gibi VCD kalitesinde falan gösteriyor herhalde. <laughs> Mantıklı ya. Abi biz bu programda Peki geçtiğimiz haftalarda şey üzülüyorum. konuşmadık mı? Ne Hemen kon geleceğim <laughs> fiyata. Streaming geldi. Efendim, tabii, bu, tabii. Konsollarda Aha, diske evet. gerek yok. ...DVD bilmem ne neymiş... ...bunlar ne kadar çağdış falan diye konuşmamış mıydık? 4 megabit. 4 megabit. Yes. Mail alıp atamazsın ya 4 Telefonlar megabit'le. Telefonlar daha hızlı bağlanıyor olabilir sanırım. 3G, Öyle mi Ma, 3G diyorum 4G falan. Ke ya onlar 4G. zaten kesin daha hızlı da... ...ben 56K ile falan... ...kıyaslama gafletine düştüm bir anda. Yani 56K... ...modem var. Eee ne kadar oluyordu işte o. Ben unuttum. Gitti artık. Bundan hesabını mı yapacağız baştan. Mesela ilk bağlandığımızda biz kaç 1 megabit miydi ADSL ilk geldiğinde? 512 miydi yoksa? 512 512 idi, değil mi? Sonra 1 megabit oldu. Aradan geçti 15 yıl. E şimdi 4'e mi? mi çıktık? Ya işte şeyi fark ettirmeye çalışıyorlar. Yani çok fazla internette zaman harcıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Ama limitsiz. Bu arada doktor Müzel diyor ki 4'e kadar olmasın. 4 de garanti değil diyor. Hı? Ha bir de o var, değil mi? Yani ben bunu şey yaptım. Geçen, geçen bize de öyle bir evet, muhabbet oldu. çünkü. Söylesene onu. Kadına, e, müşteri ilişkilerindeki kadına. Normalde 5 bizim uploadumuz. Dedi ki bana ama 5'e kadar dedi. 5'e kadar dedi bana ya. Diyorum ki 2 geliyor, 1 geliyor diyorum. 0 e oluyor diyorum 5'e kadar diyor. 5'e kadar abi. Peki ne kadarmış bunun fiyatı? 59.90 60 lira 4 megabit internet. 60 lira. 60... Lira. Şu anda biz, ben bugün baktım ne veriyormuşuz diye. Evet. E şu 50 megabit <gülüyor> download, <gülüyor> 250 5 megabit kota. upload, 250 GB. Kota. Kotalı 89.90. 90 evet. Düştüğü zaman da 16'ya düşüyor. 16'ya düşüyor. Uydu netteki tarifemiz bu şu idi. Anki. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum yani. E, neler varmış başka bakalım. Mesela ben e, dedim ki Fibernet. Bizimkinin hafifinden böyle e, benzeri Hafif yakından geçen, hafif muadili bir tarife 50 megabit per second AKN'siz diyor. Hı hı. Ki AKN olsa ne yani yazar bana 250 e, yani. gigabyte zaten zor da oluyor. Dolsa bile 16. 3 aşağı 5 yukarı aynı diyelim. 250 lira istiyorlar. Bu tarifeyi 250 lira istiyorlar. Şık. Şöyle aşağı doğru inersek zaten daha bir efendim... E, net bir fikirde edinebiliriz diye. Bunlar başka paketler tahmin mi? Tahmin ediyorum yani. Şimdi neymiş bu sabit telefonu olanlar için kampanyaya dahil tüm internet paketleri. Mesela Fibernet, Hipernet full limitsiz 100 megabit'e kadar AKN'siz 13-24 ay efendim taahhütlü 334.90 kampanya fiyatı 1-12 ay sanıyorum Taahhüt taahhütlü mü oluyor bilmiyorum bunlar ama 324.90. 50 megabit işte 247, 237 falan falan diye gidiyor. Baya baya nezih şekerli fiyatlar yani. Yani yalın interneti tercih edenler için de şöyle bir şey var işte. <laughs> Aynı yani şey değil mi? Yo değil. Yani yalın internet. Anladım. Telefonum olmasın. Abi ben bu... <laughs> ben... Bak gene, gene sinirlendim ya. Bak gene sinirlendim. Abi bu telefon, telefon muhabbeti nereden çıkmıştı hatırla. Bu İnterneti biz diyorduk ki telefon kullanmıyorum abi. Hatta direkt bana evet. interneti ver diyorduk. Bastırdık ettik tamam abi yalın internet olsun dediler. Üstüne gene fiyat Üstüne gene fiyat para koydular. Yani bunlar ne? hep böyle mazi böyle anılar falan geliyor bana benim Değil canım sıkılıyor canı sinirim sıkılıyor. Aynen öyle. Hadi bak şimdi bir de şey var işte yani bizim bu klasik yaşadığımız hem para veriyorsun dünyanın parasını veriyorsun bir de hizmet de alamıyorsun yani. Herkes de aynı şeyler var duyuyorum işte Türknet kullananlar da şikayetçi, efendim işte Telekom kullananlar da şikayetçi öyle yani. Bir de adam gibi de hizmet alamıyoruz. Kesinlikle adam gibi hizmet alamıyoruz. Şey de bugün gördüğüm kadarıyla işte e, Uydunet daha açıklamadı. Işte, kablo net neyse Türksat 5 <laughs> tane içinde var. Türksat kablo. <laughs> Türksat kablo daha açıklamadı falan gibi muhabbetler vardı da şöyle bir şey gördüm. Sanki önceden yoktu. O yanılıyor olabilirim. E, bizimki gibi bir şey işte e, ne denir ona? Hmm, AKN'li paket. Evet. Fakat şey diyor mesela iki çeşidi var. Bir tanesinde hız 16'ya değil 4'e kadar düşüyor. Bir tanesinde de 250'yi aştığın andan itibaren üstüne işte şey gigabayt başına para alıyor falan. 399'a kadarmış galiba evet. maksimum işte fatura gelebiliyormuş. Aynen. Ben nasıl güveneceğim onların fazladan yazmadığını? Abi ben hiçbir şeye güvenmiyorum ki. Ben de ki. güvenmiyorum. Ayın ortasına gelip %80'ini bitirdiniz zaten. Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Mesela uydun ilgili konuşalım Hı? yani. Uydun et ben haftada en az iki gün hizmet alamıyorum. 1 veya 2 gün yani. En az bak. Minimum. En az. Bu ara Elektrik karşısında. kesiliyor yan tarafta evet. internet gidiyor. Bilmem Aynen. ne oluyor internet gidiyor. Ben şimdi buradan bakıyorum gene kırmızıya düşüp evet. duruyor. Nedense böyle dalgalı bir bağlantı Hı -hı. mesela bir hafta iki hafta evveline kadar yoktu böyle bir şey hatta bir ay evveline kadar yoktu, yoktu diyelim daha Yazı iyi falan hiçbir yazın falan hiçbir şey yoktu şimdi abi havalar soğudu altyapı etkilenmeye başladı herhalde İyi tamam pekala e, sen bana diyorsun ki ben sana 5 megabit vereceğim Evet. yok veremiyorsun download diyorsun haftanın iki günü internet yok bunlar tazmin ediliyor mu edilmiyor. Hayır. Ondan sonra bütün böyle karman çorman hale getiriyorsun abi paketleri. Ben ne 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 olacak ne biçim hiçbir şey anlamıyorum. Mesela babamların kullandığı internet ne olacak şimdi çok merak ediyorum. Arayacaklar diyecekler ki bak biz onu Şuna böyle yapıyoruz şöyle geçiriyoruz. yapıyoruz bilmem ne falan diyecekler. E babam anlıyor anlamayan insan Ç ne yapacak? Çoğu insan öyle olacak zaten. Tarifeler ikiye katlanacak. Ha. Bir ay alsak kardır abi. Tabii canım aynen öyle. Muhtemelen bu fiyatlar Hı. kalmayacak. Yani internette falan da herkes o muhabbeti çeviriyor. İtiraz ettikçe insanlar düşürecekler ama orada işte aldıkları yanlarına kar. Gençler ne diyeyim? Ben şimdi bununla ilgili ne diyelim şimdi? Ne, ne ne konuşalım bununla ilgili? Söyleyecek bir şey var mı yani? Ya öyle bir durum ki bak bu her şeyi etkileyecek bir şey. Ben bizim bak bizim şu efendim şu eko, ekonomiden böyle e, nasıl söyleyeyim e, yani insan ekonomiden anlamaz falan da bir, bir, bile, bir bileni falan dinler ya. Yani şu ekonominin dibine vurul böyle konmuş dinamit falan gibi bir şey ya. Aynen öyle. Ciddi söylüyorum bak. Abi Dışarıyı falan düşün sektör haline gelmiş artık internet yayıncılığı oyunlar işte Tabii efendim e, video streaming hı hı. yani düşün abi Netflix'i Disney bilmem Aynen nesi öyle. efendim işte Playstation'dan oyun stream ediyorsun Twitch streamleri hı hı. bilmem neler hepsi internete bağlı yani bunların hepsi ve ciddi geniş, ban, e, geniş e, e, band genişliği yani yüksek gen, band genişliği istiyor bunlar sen abi şimdi burada böyle bir şey yapıyorsun. İnsanlar yüksek efendim e, megabit efendim e, hızlı şeyler alamayacaklar hı hı. tarifeler. E ne olacak? Twitch'e girmeyeyim ben. Bugün. Tabii. İşte, Ko, e, efendim. Şey falan kotalı düşün. aldım. Kotam dolmasın. E, öyle Türk girişimleri var ya işte Blue TV falan gibi. Ha, ne İzlemeyeyim bu? abi. Hayır, Netflix'te sevmeyeyim. şey olacağım ne olacak? Kota ne mı olsun, yiyeceğim? boş boşuna para veriyorum zaten. Ha? Geceleri indiririm 2'den sonra, 3'ten sonra bilmem ne. E ne oldu abi? Şeyler zedelendi. Streaming, Twitch'ten atıyorum, Twitch'ten yayın yapan insan sektör abi bu Tabii artık. Ki sektör reklam yapıyor. Orası veriyor, zedelendi. Ne? Şey kullanmamaya başladı. E de, ama, ama ben kazıkladım yani, kazıkladım Tabii benim yani. Tabii o azıcık, kar. Azıcık kar ettik. Aferin. Ya bu. Abi bu e kadar, kadar özel özel sektör işte. Neyse tam sustum. Çok Uf, sustum. Abi Levent Pekcan hayatta iyi şeyler olmaz diyor ya. Yani. Ee, bizim coğrafyada olmaz. Yani hayattasını bilmiyorum da bizim coğrafyada olmuyor yani. Çünkü tutan tuttuğunu hı, yani. Tamam mı? Bugünü ben bir çıkarayım. Bugün bir kazıklayayım. Yarın Gersin, Allah, Allah kerim. Bence fiyatlara sinirleneceğinize ekonomimize sinirlenin. 150 lira 20 euro yapıyor. Yurt dışında para değil o aylık bedeller diyor. Kesinlikle öyle. Ee, i̇şte bu mantıkla insanlar yürütürlerse ekonomik işleri bu mantıkta böyle bütün şirketler işte yöneticiler falan olursa zor zaten o ekonomi toplaması yani. Ben abi burada ekonomi muhabbeti yapmaktan bıkmış sıkılmış durumdayım. Evet ya. Açık konuşayım oyun yani. Oyun programı yapıyorduk ne oldu? Bak, <laughs> abi ben hakikaten ekonomi konuşmaktan şeyden bıktım artık yani. Hani cidden eee Abi alım gücü denen bir şey var yani. Alım gücü denen de bir şey var yani. Sen dışarıdan mı getiriyorsun bu hizmeti abi? Hayır. 20 euroya vuruyoruz, 30 euroya vuruyoruz da dışarıdan mı getiriyorsun bu hizmeti? Yo, altyapı senin altyapın abi. Aynen öyle. Ne yani işte, neyse. Tamam sustum, sustum. <laughs> sustum. Sustum. Böyle arkadaşlar ne yapalım? İster kullan, ister kullanma. Ne yapabilirsin bununla ilgili? Hiçbir şey. Ne yapabilirsin abi? Mecbursun kullanacak. Ne yapacaksın? Kestor diyor ki e, sadece özel sektör değil, TürkSat devletin TürkSat açıkladığı rakamlarla... Da ...TTNET'ten daha pahalı. Kesinlikle öyle ki zaten özel sektörün yüksek olması da bence kabul edilemez. Mutlaka bunu denetimden... geçmiyor olması gerekir yani. Gene her türlü ucu devlete dayanıyor. Rekabet yok ki doğruduruz. Hakikaten konuşturmayın beni ya. Rekabet kurulu mu var doğruduruz? İhale mi takip ediliyor bu ülkede? Ne yapıyor? Hiçbir şey yok yani. Ben şimdi ne konuşayım, ne anlatayım? O yüzden. Eee <laughs> <laughs> oyun ödülü vermişler Gürkan. Oyun ödülleri abi en güzeli boşver. Siz torrentten abi geceliğin saat 2-3 gibi evet. <laughs> çakarsınız zaten. <Evet. gülüyor> hadi, ee... hadi Amerika'da yaşıyormuş gibi yapalım. Oyun ödüllerini konuşalım. Öyle mi? Tamam peki hadi bakalım. <laughs> Geçen hafta The Game Awards 2018 efendim ödüller e, sahiplerini buldu. İşte şu olur bu olur falan diye 3-5 bir, bir, bir laflamıştık zaten burada. E, şimdi böyle Gidelim bakalım ya. Tek tek bir sayalım kim ne kazanmış. Şu şu ilk sayfa sanıyorum değil mi şeyler? Evet, ödüller. Pekala. Şimdi büyük ödül bir kere. İlk önce bir onu bir bol bol bir konuşalım. Aynen. Yılın oyunu ödülünü God of War aldı efendim. God of War. God of War Boy. Boy. Öyle de Damga şey da abi. vurdu. Damga da vurdu. Read, Read it boy. It boy. Diyerek damgasını da vurdu. E, God of War en iyi oyun ödülünü aldı. Ne diyorsunuz gençler? Yorumları alalım. Şimdi biz bunu konuşmuştuk. Acaba işte Red Dead Redemption 2 mi olur yılın oyunu? God Yoksa şey mi olur? God of War mı olur falan diye. Ben de demiştim ki bu iş böyle biraz e, şeye kalıyor genelde. Benzer efendim kalibrede e, ürünlerde. Hı -hı. ...hangisi daha fazla duygu uyandırdıysa... ...o seçim yapacak kişilerde... ...ona daha bir e, yakın hı hı. E, oluyor tabii doğal olarak. Ona oy verir falan diye düşün konuşmuştuk. Ve ben demiştim ki hatırlıyorum... ...God of War tahminim... ...daha çok e, insanlarda böyle daha bir... Duygu ...pozitif yani. duygular uyandıracak bir oyun olabilir diye. Bunu konuşmuş muydum hatırlamıyorum. şu Şimdi söyleyeceklerimi. E, bakıldığında e, Sayın Ümit... E, ...şöyle bir durum var... E, Hikayesi daha e, işte mitoloji, fantazi, efendim öğeler içeren işte Kratos bildiğimiz bir efendim e, karakter Hı -hı. daha böyle bir e, duygusal bir e, daha yani daha kolay erişilebilir bir duygusal hikaye var belki da biraz daha belki yani öyle diyebiliriz daha efendim tempo şey yani aksiyon Hı -hı. falan olduğu için daha kolay erişilebilecek bir oyun tabii doğal olarak daha renkli belki. Hı -hı. Aksiyon oyunu kontrolü kontrol bilmemesi daha böyle yakın gelecek oyuncuya ee, içinde harika anlarda bulunan yani bu Gerçekten değerini öyle. düşürmek için söylemiyorum yaz yanlış anlamayın ee, çok harika anlar barındıran içinde bir oyun yani ee, Red Dead Redemption'a baktığımız zaman da işte handikaplarını söylüyorduk Hı. işte yani belki biraz yavaş başlangıç işte kontrollerin belki herkesi hitap etmemesi ee, daha daha tırnak içinde daha renksiz diyebileceğimiz belki bir oyun olması. E daha geniş skalada bir şey anlatıyor olması belki. O belki yani öyle belki falan gibi. Takip ettiğin şey biraz bir daha bir çaba yani. isteyen belki bir oyundu diye konuşuyorduk. God of War belki orada öne çıkar diyordum. Öyle olmuş gibi gözüküyor. Bir şey var yalnız. Eee Red Dead Redemption şimdi ne kadar sattı dedik biz kaç milyon oh, kopya sattı falan ya. demiştik ba hatırlıyor muyuz onu? 8 miydi 7 miydi? Çünkü bu Game <laughs> Awards'ta benim benim ilgimi çeken nokta oldu. Game Awards'da e, şey var. Ne o? E, bir e, jüri var. Hı -hı. Bir de e, şey var. Halk jürisi. Halk jürisi gibi bir şey var. O ikisinin ortak şeyle şeyiyle Hı -hı. belirleniyor yılın oyunu. Hı -hı. E, God of War çok büyük ihtimalle Red Dead Redemption 2'den bayağı az satmıştır. Tabii. Ee, zaten bir kere şey sonuçta eksklüzif oyun yani hani öyle bir doğal az satış noktası da var tabii e, yani tabii yani tabi. iki platform aynen, satarken aynen. bu sadece tek platform satıyor e, yani diyeceğim şu aslında Red Dead Redemption 2'nin belki e, oyunculardan daha fazla oy almasını bekleyebilirdik e, ne olmuş orada ne e, dönmüş bilmiyorum hani şey falan diyenler de var ne o Sony Baster'dı abi. Şu an Steam botmay söyle söyledi. Öyle yorumlar da var yani. Benim de bir ilgimi çekti ne yalan söyleyeyim bu. Ama yani ikisini de oynamış olan insanlardan God of War tercih edenler de olmuş olabilir sonuçta. Olabilir tabii ki olabilir. Elbette olabilir. Ee, daha fazla duygu uyandırmıştır diyorum Hı -hı. ben işte. Benim benim açıklamam Bence o yönde yani. Gayet makul bana sorarsın. God of War aldı ödülü. Ee, enteresandır tabii God of War'un başka ödülleri de var. Enteresandır derken şu açıdan enteresandır diyorum. Best Action Adventure var. Best Action Adventure en iyi stüdyoyu aldı bildiğim kadarıyla. Ee, en iyi oyun yönetimini aldı. En iyi aldım. oyun yönetimini aldı. Bunları aldı. God of War. Ne diyeceksin Gülcüm? Söyleyeceğim bir şey var mı ha, God, of God of War ile ilgili? God of War diyelim? gayet taş gibi bir oyun yani. Zaten dediğin gibi önceki haftalarla konuşuyorduk. Bu ikisinden biri alırsa hı hı. hani niye aldılar denmez evet. diye konuşuyorduk yani. Aynen. Benim, ben, benim içime sindi ben söyleyeyim benim yani. Içmesindir. Şahane bir seneydi. Keşke her yıl böyle olsa ama olmayacak maalesef. Benim içmesinde sindi. Bu yıl hani e, Red Dead Redemption 2 ile God of War zirvedeydi Hı -hı. benim için de. God of War'ın almış olması şöyle yani ama niye aldı falan demedim. İçime sindi. Onu evet. söylemek istiyorum. Şey konusunda ne düşünüyorsun? Ona emin olamadım ya. Bu müzik konusunda. konusunda. E, müzik konusunda ne düşünüyorum? Ben Sen God of, God of, of War alsın istiyordun bildiğim evet. kadarıyla. Hatırladım kadarıyla. Ee, ...güzeldi. Bear McCreary'in müzikleri bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Oturup dinliyorum ben normalde evet. de yani. Soundtrack bayağı Hı -hı. dinliyorum. Red Dead Redemption 2'nin de müzikleri iyiydi. Yok, iyi. Ki Red Dead Redemption 2 aldı. aldı. Hı -hı. Ee, ne diye geçiyor? Best Score music. music. En iyi. Ki Red Dead Redemption 2'de de çok güzel müzikler vardı Baş. ama. Onu da söylemek evet. lazım yani. Ee, şey açısından iyiydi tabii yani... O, ıı, redded, önceki Red de öyleydi böyle işte o anın hislerini yansıtan özellikle sözlü şarkılar falan gibi evet, evet. o tip anlar yaratılmıştı Abi burada. Abi şöyle bir durum var ben öyle özetliyorum kendi adıma Red Dead Redemption ilk oyundaki Far Away çaldığı işte Meksika'ya girdiğimiz evet. yer var ya onu onu alıp bir oyun haline getirmişler Hı -hı. o duygu paketini bunu Doğru. daha önce söylemiştim galiba benim benim yorumum o oldu yani ee, böyle güzel aralıklarla o duyguyu Hı. Şey yapmışlar sanki efendim ee, vermişler oyuncuya sürekli işte şeyden çıkış karlı efendim şeyden evet. aşağı iniş olsun ne bileyim işte güney tarafına gidiş olsun bir bir, bir sürü yerde yani sürekli atmosferi kullandıklarını gördük onun daha bir geniş haliydi sanki Reddett dedim şimdi ki başka ne aldı ee, başka ne aldı hemen bakalım ee, best en iyi tip... anlatımı aldı mesela evet, en iyi anlatım ne diyorsunuz buna hadi bakalım best narrative en iyi anlatım. Burada da bence ikisi çok baş başa baştı. Ee, özellikle o tek kamera kullanımından kaynaklı, kaynaklı bir tarzı şeyin. Ya yani onu anlatım diyebilir miyiz gerçi bilemedim ama. O anlatım da. O, o da bir şey o, yo, o bence o Değil da mi? anlatım. Anlatımla ilgili onu, bir şey. onu da anlatım sayabiliriz de şöyle bir durum var orada. Ee, ben Red Dead Redemption 1 ile ilgili yani ilk oyunla ilgili hep söylüyordum ya narrative üzerine çok Evet şey yani yazı yazacağım kadar hı. böyle etkilemişti beni falan diye bu ikinci oyunla da ilgili öyle bir şey bence söyleyebiliriz şöyle ki bence ee, onu bir adım öteye bir şekilde taşıdı o kontrollerle efendim hı hı. açık dünyayla olan evet. e, iletişiminle etkileşiminle e, o o dünya başlı başına bir karakter haline gelince e, anlatımı onun üzerinden Doğru. götürdü. Dolayısıyla çok e, o tarafıyla öne çıkıyor Bir elbette. tarafı bu. İkinci tarafı e, belki çok beklenmedik kadar da hikayenin akışı da iyiydi yani. Evet. Yani Arthur Morgan karakteri diğerleriyle olan ilişkisi karakterler, falan. falan. Aynen. Eğer sen tercih edersen işte kampta orada burada NPC'lerle konuşmayı falan Hı -hı. da tercih edersen ki oyun seni zaten biraz ona yönlendiriyor. E, genel bir resim Alıyorsun, büyük evet, dünyayı, resmi görüyorsun öyle. yani. O zaman da konuşmuştuk ya başrol dünya oluyor evet. yani. Aynen öyle. Yani o bir anlatım biçimi, bu anlatımı başka bir medyumda yapman zor. Belki edebiyatta biraz olabilir. Hı -hı. Hani bol tasvirli bir romanda falan olabilir belki. Onun bir uyarlaması gibi oluyor burada. Ee, sen tercih ettikçe mesela şey yapıyorsun, deneyimliyorsun o dünyayı. Bunu sinemada mesela şey yapman, replike etmen replike. Var Türkçe'de Efendim, de. Efendim tekrarlaman veya onu şey bulmak zor bir şey zor. yani. Zor. Öyle. Anca oyun med, me, öyle, medyumunda olur bu çünkü ortamında olur. Çünkü sen canlandırıyorsun sonuçta Evet. Öyle bir tarafı var. Öyle bir tarafı ee, var. Onun dışında ses tasarımı ödülünü evet. aldı. Red Dead Redemption. Hı -hı. Ee, tabii Arthur Morgan e, en iyi performans ödülünü aldı. Roger Clark. Arthur Abi bir Morgan şey <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Arthur ile. Adamın sesi şeyi falan aynıydı. Mesela John Marston'ı e, şey yapıyorsun Aha. izliyorsun dinliyorsun öyle değil o. Bu, öyle bu, diyorsun. Abi birebir ya adamın konuşması falan aynı yani. Birebir diyorum sana ya. Konuş, ödülü aldı izledin mi onu bilmiyorum da. <laughs> Yok gördüm onun fotoğrafını gördüm izlemedim görüntüyü de. Birebirdi neredeyse birebirdi yani. Arthur Morgan. Arthur Morgan'la ilgili söyleyecek bir şey olan var mı? Arkadaşlar? Arthur Arkadaşlar. Morgan, kral karakter ya. He? Geçen şeyi kesiyorum. Bu işte YouTube'a koyduğumuz Reddit videolarını. He? Bir yerde şey yaptı koptu. Good Boy. O manyak ya. Good boy. <laughs> My boy. Arthur is Morgan boy. canım ya. bir, bir, bir şöyle söyleyeyim. Ee, John Marston falan alışmışlık vardı bende. İkinci oyuna başladıktan sonra tam ısınamadım yani konuşmuştuk oynarken Hı -hı. de hatırlıyorsun. Yani tam şeye alamadım daha ne falan. Var? Bu e, Mary Linton falan çıkınca dedim ya ha aradığım şey birazcık Hı -hı. bir detaylandıralım bir katman olsun Arthur'da diye. Arthur çıktı yok, çıktı yok, çıktı çıktı, çıktı zirveye çıktı aynen, yani. Aynen, çok yükseldi güzel oldu. Arthur Morgan abi de iyi canlandırmış. Hmm, aklımızda yer etti. Arthur Morgan. Şimdi onun dışında mesela en iyi bağımsız oyun. En iyi bağımsız oyun. Zaten en iyi oyuna da adaydı. Parti chat ve takipçilerinin <laughs> özlemle andı Celest. Neydi? Oş ne? O Mr. Mister... Oshiro muydu? Oshiro muydu? O, Extra X biliyordu onun galiba Oshiro'ydu. Mr. Oshiro. Eee Celeste aynı zamanda Games for işte etki eden oyunlar gibi bir kategoride de ödül aldı. Sanıyorum bu işte hani ee, akıl sağlığına yaptığı evet. vurgular nedeniyle oldu. Evet. Hatta öyle bir konuşma yapılmış ee, okudum kadarıyla izlemedim ben tekrarını ama akıl sağlığında işte efendim ya akıl sağlığı akıl hastası diyeceğim ama tuhaf oluyor bizde yani akıl yani o tip rahatsızlıkları olanlar diyeyim rahatsızlık. bunun normal bir şey olduğu veya efendim e, ruhsal hastalıkları olan diyelim ya da Hı -hı. yani bu olanların e, çok da kendini dışlanmış hissetmemesine katkı yapmasıyla Hı -hı. vurgulanmış oyun öne çıkmış Hı -hı. yani e, ö, öyle bir tarafı da var. var normal bir şey yani olabilir bu e, diye böyle bir katkısı da var. Deniyordu. Ay, en iyi aksiyon, efendim, pardon dilerim. Evet. ]ladı. Yani akıl hastası <laughs> etti beni. Yani oyun, başlı başına zaten. En iyi aksiyon oyunu Dead Cells. Evet. En iyi aksiyon oyunu. Yıl yani en iyi bak, aksiyon kimleri izliyor orada? Black Ops 4, Destiny 2, Far Cry 5, Mega Man, 10. 11. Evet. Black Ops 4'ü mesela geçmesi, Destiny 2'yi geçmesi, özellikle İlginç takdire şey. şayan, e, güzel oyundu diyecek bir şey yok güzel oyundu çok güzel oyundu. En iyi role playing oyunu Monster Hunter World olmuş. Hasancım övmüştü bize çok çok. Şimdi rakipleri kimmiş bir bakmak istiyorum. Dragon tamam. Quest 11, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler Players of Eternity 2. Hı hı. Monster Hunter World bir rol yapma oyunu mu? Ben oynamadım bilmiyorum. Ben Oynayanlar bilmiyorum. lütfen söylesin. Bir looter oyun değil mi yani? Loot oyunu değil mi? Hack and Slash gibi neredeyse. Biraz ona yakınsamıyor yani, mu? E karakteri geliştirme falan, mu? falan gibi şeyler yok mu? O Abi tamam işte, skill belki... açtığın her oyun rol yapma oyunu mu oluyor ya? Çok karıştı ya? artık ya. Hani böyle çok alt türler falan oldu yani. Her şey birbirine girdi aslında bakarsan. Bilemedim. Peki ama iyi çok iyi oyun olduğunu herkes söyledi zaten. En azından. Ya şimdi mesela en iyi aksiyon oyun dediğin zaman. E action ama. Deathsaz action var yani. Doğru evet. O aksiyon oyuncağı. Öyle öyle doğru. Onun dışında efendim şey var. Ee, en iyi devam eden servis evet. tipi Service oyun. Tipi. Fortnite. Fortnite olmuş. Destiny 2'yi geçmiş mesela özellikle. Aynen. Burada en öne çıkan geçmiş. o. Rainbow Six'i geçmiş. Evet. No Man's Sky'ı onu geçiyoruz zaten. Fortnite olmuş. En iyi sanat, sanat yönetimi. Mi? Return of the Obra Enteresan bir tarz var hakikaten. Bu da gelen şey hakikaten. değil mi? E, bağımsız oyun aslında. Evet. Hı hı. Mesela Assassin's Creed Odyssey geceyi ödülsüz kapadı yanılmıyorsam. Öyle öyle. Aynen öyle. Ki bayağı da bir adaylığı vardı. Vardı. Onun dışında başka öne çıkan ne şey var diye bakıyorum. Mesela Astrobot en iyi VR oyunu olmuş. Evet öyle olmuş. Çok da övüyorlar zaten. Bizim iyice uçtu bu arada. Kıp kırmızı şu anda. kırmızı ne güzel. Sıfır. En, iyi, en iyi çoklu oyunculu oyun Fortnite olmuş Sıfır gene. şu anda. İyi peki hadi bakalım. Overcooked 2 en iyi aile oyunu olmuş. Ne kadar güzel. Ben benden şunun için alıyorsunuz ya 100 lira para. Uydu et. Şunun için benden 100 lira para alıyorsunuz ya. Böyle en iyi yarış oyunu Forza onu saydın mı? Yok saymamıştım onu. Böyle en iyi multiplayer multiplayer oy multiplayer oyunda Fortnite. En iyi mobil oyunda Florence olmuş. Florence. Güzel. Bence bu sene bayağı iyiydi oyunlar açısından. Evet. Bir daha da böyle bir sene görebilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Yani indiler de çok başarılı. İşte Dead Cells olsun, Celeste olsun, gayet güzeldi. Switch'in çıkışı falan böyle bir şey yani. ikinci bağır modunda falan oldu. Değil mi? Bir hareketlendirdi piyasayı. Evet. Baya baya. Baya baya. Bir de açıklanan oyunlar mı vardı şimdi? Bir de açıklanan oyunlar vardı. Zaten bir sürü şey gösterilecek falan diye böyle bir gazlamışlardı insanları. Bir şeyler gösterildi hakikaten. Şimdi burada bence en öne çıkanı bu Obsidian'ın Other Worlds. Hı -hı. Değil mi? Other evet. Worlds. Şimdi bu öyle bir oyun ki ee, yani doğru yerde doğru zamanda yani olan bir oyun sanki bu. Sanki şey demişler. Abi bunlar Fallout 76'da büyük sıçacaklar. Biz buna yetiştik. Aynen abi. Yani ama bu, bu kadar <laughs> Ay. Ay. Bu iyi oyun yaptı. Güzel mi? ...düzeldi. Evet sanıyorum düzeldi. Baya baya... ...onu kollamış adamlar ve... ...tam o anda yani tam doğru yerde... ...doğru zamanda bu oyunu duyurdular. Halil Keyik vardı ve tarihin o noktasında... ...doğru yerde doğru... Evet abi... <laughs> ...ve insanlar da doğal olarak yani... ...şunu söylüyorlar. Abi bunun... ...bilmem ne paketi falan çıksın... Ee, ...çantalı, çantasız... <laughs> ...collectors edition'ı bilmem nesi çıksın... ...ben her türlü gömerim parayı... ...alırım bunu. Diyorlar doğal olarak... Ee, nedir şimdi Outer Worlds nedir? Obsidian'ın. Obsidian kim? Obsidian ee, Fallout New Vegas'ı or, Fallout'ın orijinalinin Esans arkasındaki yani. ekip ve Fallout New Vegas yapan ekip. Hı hı. Onların çalışması bu. Ve şöyle diyebiliriz, bir nevi uzay e, temalı Fallout yapmışlar evet. Outer Worlds'da. Öyle öyle, bayağı öyle. Bayağı öyle bir Yani oyun. renk e, şeyinden, tasarımından böyle işte genel sanat tasarımına baya bir fallout evet, olması evet. var ama hani e, post apokaliptik dünyada değil uzayda geçiyor. Uzayda geçiyor gibi. E, hakikaten doğru yer doğru zaman. E, şeylerini falan izlediğin zaman da görüyorsun. Animasyonu bilmem nesi efendim kombatı falan falan hepsi daha ileride gibi görünüyor. Görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. E, öyle midir değil midir bilmiyorum. Göreceğiz yani, tabii yani. Göreceğiz, ama bayağı e, bayağı baya bir e, şeyit çekti üzerine, ışıkları çekti hı hı. üzerine. Onu İnsanlar söylemek lazım. İnsanlar aç aç. <laughs> tabii tabii abi, direkt yani. Doğru düzgün efendim o tarz bir a oyun a arıyorlar. Öyle yani. Bir olay varmış yani. onu duydum. Hı. E, açık dünya değilmiş, değilmiş galiba evet, oyun. Ben de onu duydum. Ee, sanıyorum açık dünya değilmiş. O bir hayal kırıklığı yaratır mı veya nasıl bir şey yapacaklar? Ne kadar e, nasıl bir oyun olacak onu bilmiyorum. Onu ya göreceğiz. Şu an o açlıkla insanlar her türlü her şeyi alırlar valla olabilir. Sağ olsun yani oturup Bedesta'ya teşekkür etsinler direkt. Bir diğer oyun, bir diğer e, dikkat çeken oyun şey oldu herhalde. Bu efendim Far Cry oldu. New Dawn. Bu sızmıştı. Ee, sızıntıdan sonra oyunun şeyi de yayınlandı işte yani hı hı. trailerı evet. teaserı sızmıştı Trailerde kapak e, görüntüsü falan evet. pardon önce e, kapak mı önce sızmıştı? kapaksızdı galiba sanıyorum önce kapaksızmış da. İkizlerin de. olduğu işte. Evet. Ondan sonra teaser trailer da geldi. Böyle renklere sahip bir Far Cry oyunu ve post-apokaliptik. Şöyle diyorlar bu Far Cry 5'in bittiği noktadan 17 yıl sonra da geçiyormuş. Far Cry 5 haritaları olacakmış ve ama e, hani nükleer serpinti sonrası olduğu için daha renkli, daha şey bir dünya olacakmış bu. Post-apokaliptik. Hmm. E, düşmanlarımız işte iki tane ikiz kız. Ondan sonra e, 40 dolar olacakmış fiyatı. 40 dolar olacakmış. Evet. Yani bu işte e ee, ...tek başına bir devam oyunu gibi diyorlar For Cry, Far Cry 5 için. 5'in devamı gibi sanıyorum. Böyle hani Brotherhood falan gibi bir şey bu. Yani tam nasıl, ben öyle bir konumlandırdım kafamda ama... Hmm. ...hani tam böyle büyük oyun değil de... Hı -hı. ...hani bir öncekinin biraz böyle evet, değiştirilmiş anladım. hali falan anladım. gibi. Tam bir Ubisoft girişimi yani. <laughs> tam bir Ubisoft girişimi. Ne biliyoruz o zaman? Far Cry 5 ile aynı harita... Eee 17 yıl işte şey geçiyor. Değişik. Renkler renkler biraz Aynen. değişik. Yani, Düşmanlar değişik. Olabilir. Belki işte ha. Sonuçta yıkıldı Bir etmiş. iki yeni silah falan vardır. 40 bir dolar. Bir şey. trailer'ını izledin mi? Ee, trailerini izledim. En evet. sonunda bizim şeye ben, Fadr'a benzeyen bir tip Allah. duruyordu sanki. Umurumda mı? O yani umurumda değil. O yüzden geçiyorum. <laughs> e, bu arada 15 değil. Ocak'ta çıkıyormuş o. 15 Şubat. Aman Şubat. 15 pardon. Şubat'ta çıkıyormuş. Onun dışında yeni Dragon Age tease edilmiş evet, efendim. Evet onda bir numara yoktu. Sadece ekranda Dragon yazıyor. yani bir şeyler gösterip en sonunda evet. Dragon Age yazıyor. Tabi burada enteresan olan şey gene öyle bakabiliriz. Sadece Dragon Age yazıyor. Yanında bir şey yok. Rage 2'nin efem çıkış tarihi duyurulmuş. Nedir Gülcüm? <laughs> Duyuruldu diye haber almıştı mı? Tarih yok. O, evet hakikaten tarih yok. <laughs> Altlarında bunların hepsinin videosu vardı da o yüzden öyleydi. Öyle mi? Hı -hı. Peki neymiş bakayım? Rage 2 efendim ne zaman çıkıyormuş? Tam tarih açıklandı mı? 14 Mayıs 2019 olması lazım. 14 Mayıs 2019'da geliyormuş. Anthem. Mesela bu da yaklaşıyor bayağı. O da evet. Şubat mıydı? Ee, onunla da ilgili bir şeyimiz var zaten ya burada. Şimdi geçeceğiz. Birazdan geçeceğiz. Hı? Anthem. Ee, 22 Şubat. Onun demosu falan da gelecek evet, yani. Et, onunla ilgili zaten haberimiz haberi var. Ee, o da yaklaşıyor. Bir Yeni işte hikaye, hikaye trailer falan hı. yayınlandı. Öyle onun. enteresan şeyler falan yine. Başka etkiler. başka başka. Stranger Things 3 The Game. Onların Dünya bir premieri. izometrik oyunu vardı. Ondan sonra hatta telefonda falan da vardı bir tane. Ben oynamıştım telefondakini. Hı hı. E, şimdi gene öyle izometrik bir oyun çıkarıyorlarmış 3. sezonuyla alakalı olarak. Hı -hı. Ee, enteresan bir şey var. Son belki ondan bahsedebiliriz. De Crash Team Racing Nitro Fuel evet. diye o da vardı. Onu da söyleyelim. Switch'e falan e da geliyor. Şey yapıyorlar yani baya bizim Mario'muzda bu olsun arkadaş. Bunu da neden Zaten eski bir oyunmuş bu anladığım kadarıyla. Eski oyun, eski oyun. Crash oyuncu. Team Racing. Onu da tabii, tabii. elden geçirmişler. Baya bu eee remastered edilmiş Crash'lerin grafiğiyle. Evet. Evet. Çıtır çıtır şeker gibi bir Geçen oyun. hafta şeyden bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Epic efendim Games işte Store. Hemen dükkan açıyor. Dükkandan bahsetmiştik. Dükkanı. Dükkanın exclusive oyunu şu anda. Hı hı. E, o Epic Store'a özel oyun Hades hı hı. duyuruldu. Dünya premieri yapıldı. Hı hı. Bu kimin oyunu? Super, Super Giant. Super Giant Games'in oyunu. Bastion. Nereden tanıyoruz? Transistor. Efendim. Bastion. Empire. Bastion. Saydık Bastion saymadık mı? Ben söyledim şimdi işte. Tamam Bastion. Transistor. Pyre. başka ne vardı? Var mıydı onların başka bir şey? Hatırlamıyorum. Kadar galiba. Ha, onların oyunu hack and slash bir oyun olacakmış hı hı. bu. Böyle rog like efendim olacakmış ya da rog light -like, tam bilmiyorum. Şu anda erken erişimde oyun ve sürekli geliştireceklermiş oyunu. Hmm. Servis e, tabanlı bir oyun gibi. Ee, anladığım kadarıyla yani bu şey alanına, rog rog like rog light alanına onlar da giriyor bu oyuna beraber erken slash ile giriyorlar hem de. erken erişimde 70 lira sanıyorum e, epic store'da 70 lira alabiliyorsunuz e, bir, bir içerikte varmış 5-10 saatlik bir içerik hı, varmış iyiymiş. diye duydum e, oynayanlar iyi diyor hissiyatı şeyi falan skiller mi skiller, <laughs> bilmem ne iyi diyor. Geleceği var gibi gözüküyor diyorlar. Bir klasik bildiğimiz Super Giant'ın zaten o şeyi var yani. O renk. Ee, palet mu? orada. Efendim bu kalite orada. Görsel <laughs> kalite, müzik falan hepsi orada yani. E, mevzu da şey gibi gözüküyor yani anlaşılan. E, gene böyle Yunan mitolojisi işte Hı -hı. Hades var gerçekten. Zeus Yeni falan. falan. işte şeyin. Hades'in yeğeniymiş bu Yeğeni galiba. Oldu, galiba değil yeğeniymiş. Baba aha. falan diyor. <laughs> 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 Ee, Başka öyle bir şey Bakıyorum şeyden. burada böyle atladığımız bir şey var mı diye. Yoktur genç. O birazdan bahsedeceğiz zaten bu Hello Games'in oyunundan da. Aynen öyle. Şimdi Anthem dedik ya Anthem, hı hı. Anthem. Anthem? Anthem. Ee, demo ile ilgili bilgi vermişler. Hı hı. Buyurun. Ne Nedir? zaman geliyor demo diye? Şöyle bir vip demo varmış. Önden bir de normal demo varmış. Vip demo dediği şey 25-27 Ocak arasında oluyor. <laughs> ve sadece işte pre-order edenlere ya da o anda EA Access ya da Origin Access e, abonesi olan kişilere açılıyor. E, ondan sonra bir de açık demo dedikleri bir hadise var. O da 1 ila 3 Şubat arasında oluyor. PlayStation <laughs> 4'te, Xbox One'da ve PC'de herkese açık oluyor. Böyle bir şey yapmışlar. Hmm. Güzel, başarılıymış. Kimler heyecanlı bu Anthem için? Burada bir az evvel biri heyecanlıydı ben gördüm. <laughs> 22 Şubat. Şimdi Mart'ta Division 2 geliyor. 22 Şubat'ta Anthem var. Anthem'ı deneyimleyebilecek miyiz? Deneyecek miyiz? Deneyebilecek miyiz? Demosuna Bilmiyorum. Demo'su eğer açık olursa, beta meta bir şeyler falan olursa orada bakarız. Hı? Sanıyorum. Ee, yani ben hani e, tercihimi Division 2'den yana kullandım şey olarak tabii yani harcama olarak evet. ama <laughs> ne olacak ne bitecek onu da bilmiyorum açıkçası. Profilo anten biraz olmuş hissettim ben diyor fragmanı izleyince diyor. Fragman falan iyi güzeldi yani orada bir EA faktörü var ya nasıl olacak ne yapacaklar onu çok merak ediyorum hmm. Rumble'da Anthem biraz Division'ın robotlu hali gibi geldi demiş Burak Bayırlı da ben hiç heyecanlı değilim demiş daha ziyade Destiny'e biraz ben şey Destiny yapmıyor mu ben Destiny'ye çok benzetiyorum böyle Destiny, Titanfall falan sanki evet, böyle içine... o aralarda gibi geldi bana ee, Destiny ile benim aram çok açıldı o yüzden Hı -hı. oyun iyi de olsa dönemiyorum ona ben third person olması biraz çekiyor Anthem'ın biraz çekiyor yani ee, şey olayını nasıl yapacaklar onu bilmiyorum bu Guild Wars 2 gibi falan deyip duruyorduk ya nasıl? E, our World işte bizim dünyamız My Story benim hikayem ha, Evet, iki ayrı akış evet, gibi oyunun tek kişilik efendim tarafı e, bayağı senaryo Hı -hı. görevlerini falan yapacaksın, senin tek kişi oynayacağın Hı -hı. kısmı herhalde bir de o dünya içerisinde işte public görevler bilmem neler falan yaptın co-op oynadın ee, MMO gibi olan diyelim ya da işte paylaşımlı dünya diyelim yani daha Hı -hı. doğrusu görevler olacak. Onu nasıl yapacaklar? Senaryo ne kadar iyi olacak? Hani ee, senaryoyu umursayacak mıyız mesela? Benim yani, ilgimi çeken hani şeyler bunlar. Yani yaptığı için umursayacağımızı um ümit ediyorum yani. Abi umursayacağız diyoruz da BioWare diyorsun. Tamam eyvallah. BioWare en son ne zaman senaryosunu çok umursadığım bir şey yaptı? Bana bir söyler misiniz? Abi budur be. Yani gelen senaryo deyince geldi. ne geliyor şimdi son zamanlarda oyun aklına senaryo, anlatım, senaryo, işte. hikaye. E God, God of War geliyor, da Red Dead Redemption da da 2 geliyor, Witcher 3 geliyor. O seviyede bir oyun var mı en son Bioware'in Gelmedi benim. En son ne mi? zaman var? Ben çok hakim değilim, onu da söylüyorum. Hı -hı. Eğer öyle bir oyun öne çıkmış olsaydı büyük ihtimalle oynardım diye tahmin ediyorum. Yani. Hı -hı. Büyük ihtimalle oynardım diye tahmin ediyorum. oynayan oyuncular lütfen söylesin. Benim Mass Effect mesela Andromeda falan yani. İlgim olmadı çok Hı -hı. fazla. Sen daha fazla oynadın benden. Andromeda'yı ben de çok az oynadım. Hani oldum. onu saymayalım desek mesela. Ne Dragon var, Age'den Dragon en son Age nasıldı var. yani? Yani. Yani Bioware. Evet abi. Hikaye deyince Bioware. Ne ne zamandan beri yani? Ee, hani anladın ne mı? Ne kadarı kaldı o insan? Hani ne, ne kadarı ne kaldı, kaldı yani? yani onlar Öyle de bir şey olay var. var. Elbette. Öyle bir gelenek var ama. Gelsin görelim. Yani ben bu tip oyunları zaten yaşatacak olan şeyin daha ziyade işte o şey tarafı end game tarafı olduğunu düşünüyorum. Öyle oluyor, tabii. Orası olursa bu oyunda biraz daha efendim şans kazanır. Hı -hı. Yoksa şey e, yani nasıl diyeyim mesela Old Republic falan ne durumda şu anda Star Wars Old Devam Republic? Devam ediyor mu onu bile bilmiyorum öyle Ediyordur söyleyeyim. Ediyordur. oyuncu sayısı ne kadar mesela? O da çünkü e, böyle e, Bioware'in böyle çıkardığı bir oyundu. İşte hikayem var evet. tamam. İşte Star Wars hikayesi diye oynadık hı hı. ettik falan. Bir de işte MMO tarafı Aynı, var neticede. Açık dünya İşin. Işte, MMO gibi olan var. Yani nasıl ee, olacak bilmiyorum. En son Dragon Age Origins diyor CurseX. Evet. Rookie Mass Effect 2 3 iyiydi demiş. Ya onlar zaten kaç yıl oldu bir de düşünün evet. 10 yıl oldu ya. Değil mi 10 yıl oldu? Ol, olmuştur herhalde. 3 3 en son ne zaman işte? Bayağı oldu ya. Aa, 10 yıl olmadı 12 3 herhalde de. 11-12 falandır herhalde. 3 o kadar olmadı be rüzgar vardı. Öyle mi diyorsun? Tabii. E var işte 2012. <laughs> Rüzgar var yani 2012'de. Ha 12, 12 yıl mı oldu anlamında söylüyorsun sen? Yok yok hayır, 2012 pardon, diyorum ben. Pardon pardon tamam ben yanlış evet anladım. Evet, tamam. Neyse peki. Gelsin görelim arkadaşlar. İyi oyun olsun da oynayalım abi yani. Herhalde Dertim yani değil. iyi olmasını isteriz sonuçta. Tabii ya. ne yapalım? Gibi. İndirim mindirim bir yerden bulur onu da alırız ha, ya. yani. <laughs> Fallout 76'nın yeni ultra wide modu. Bu o kadar güzel bir motor kullanıyorlar ki bunlar. Geniş böyle efendim monitör desteği falan yani yoktu tabii. bu oyunda. Eklemişler Şimdi ama çalışıyorlar. Çok, çok güzel eklemişler ama. Nasıl olmuş? Eklenmiş mi? Şahane eklemişler. Yeni bu haftanın artık bu bölüm şey bu haftanın bedest şey. Gömme kısmı. Gömme kısmına hoş eee Abi 21'e 9 çözünürlüklü yeni bir şey eklenti gelmişti. He. Yeni eklentiyle 21'e 9 desteği getirmişler. Fakat öyle bir şey yok. Normal 16 9'un sağa sola çekilmiş hali. <laughs> Nasıl ya? Baya böyle uzuyormuş yanlara doğru. Sen ciddi misin? Evet abi. Böyle bir rezillik yani. B Hakikaten anlamadım ben. Baya öyle işte. Yani <laughs> şey gibi bir filtre mi yapılıyor? Yani mesela vardır ya bu e nerede vardır ya şimdi vardır dedim de aklıma gelmedi. Bir, bir yer bir alette vardı bu. Fotoğraf mı, şeyde mi oluyordu yoksa böyle e, görüntü mesela her şeylerde olur. Eski mesela 4 3 görüntüler vardır. O şeyler televizyonlarda falan mod olur. Sen onu 16:9'a çevir hı hı. dersin. Ekranın ortasını şey yapar. 4 3 ekranın ortasını e, bozmadan tutar. Yanları genişleterek şey yapar. Yanlar böyle bir açılır yani. 16:9'a çevirir. Ya 16:9 görüntüyü o şekilde mi 21:9'a çeviriyor? Vallahi acaba? öyle diyor. Stretch Ortası diyor bozulmadan. Bayağı, stretch diyor yani. Enteresan tabii değişik yani daha neyin peşindeler ben bilmiyorum ee, ultra wide mod diye böyle bir şey çıkarmışlar yani <laughs> Allah Allah ee, baştan da yok yani sonradan ekliyorlar bunu. Yani çok uzun çalışılmış üstünde şöyle şöyle bak şimdi okuyalım haberi hı hı. ben de buradan bakayım. ben buradan görüntü açma çalışıyorum ama internet hakikaten kana alıyor nedense bugün anlamış değilim yani ee, fotoğraf video video bile açamıyorum yani Bayağı enteresan hadi ya evet peki o olabilir doğru. yani onu ne yapalım yani zaten parasını ödüyoruz. ödemişim yani artık yapacak bir şey yok ya yani. <laughs> ne yapalım ya ödü ödenmiş parası ödenmiş yani Yapacağım bir şey yok görselde giremiyorum neyse efendim şöyle yama gelmiş hı hı. E, şöyle bir şey efendim keşfetmiş reddit'tekiler dediğin gibi eee ini dosyasında bir modifikasyondan öte bir şey değilmiş evet. yani ee, şöyle bir şey oluyormuş sonuçta oyun 21.9'da e, doğru render ediyormuş gibi gözükse de UI falan e, ona uygun bir şekilde şey yapmıyormuş kendini ayarlamıyormuş tuhaf çok bir tuhaf bir şekilde stretch ediyormuş kendine. Hakadam kuraba yani. Yani Hiçbir bu şey e, baya bir geceliğin oturuyor tamam mı? Ya bunu yapmak lazım ya. 10 dakika falan ama 10 dakikada bunu yapıyor, patch diye çıkarıyorlar mı bunu? Evet. Bu mudur yani? Hatta biri öyle demiş Reddit'te yorumda. <laughs> Source koda erişimi olmayan bir modu Yap, bunu bir şey yaptı. Bedes'te bir ayda yapamadı diyormuş <laughs> adam. Çok enteresan ya. Herhalde Çok şey yapıyorlar ya yani. içeride. Bunlar bütün gün okey falan oynuyorlar herhalde. Bunların kaynaklar falan başka bir yerde ben sana diyeyim yani. Değil mi? Bunların başka kaynaklar bir şey başka bir şeydi. Ee, şöyle bir şey diyorlardı. E, yıl sonuna kadar e ee, sanıyorum bir şey daha gelecekmiş. Böyle düzeltme falan odaklı hı hı. bir yama gelecekmiş. Önümüzdeki yılda yeni içerikler üzerinde çalışmaya başlayacaklarmış. İşte bunu düzeltsek sonra. İşte o, o şöyle söyleyeyim. O düzeltmekle düzelecek bir şey değil bence artık yani. Hı. Onu yapacaklar oldu kadar. İşte olan oyuncuları da artık bir şeyler şey yaparız yani. Ya neyse, o neyse, indirim yani. falan yaparız. Şimdi şöyle bir durum var. E ben buna sırasını koydurdum ama neyse sanki güzel sıralamışım gibi gelmişti ama sırasını karıştırdım şimdi. Şimdi bir tane bir, bir oyunumuz var. Kaç yıl oldu bu? En son işte bak burada diyor. İlk olarak E3 2013'te <laughs> görmüştük oyunu. <laughs> Below arkadaşlar hatırlıyor musunuz Below oyununu? şeyle çok öne çıkıyordu. Çok büyük mekanların içinde sen ufacıksın falan evet. gibi bir şey tarzıyla öne çıkıyordu. Aynen öyle. Bak şurada ben ha çok, çok güzel gözüküyordu. O zaman o demiştik. Bu oyun şimdi çıkıyor artık. 5 evet. yılın sonunda Sadece nihayet yarın çıkıyor. çıkıyor. Yarın çıkıyor. Pardon 14'ü bugün en 12'si 2 gün sonra çıkıyor. 2 gün sonra çıkıyor ve Game Pass'te olacak galiba bu. Windows Game Pass'te olacak sanıyorum bu. Ee, ilgili, Xbox bir Game Pass şey yok ya, da. ya Ne oluyor? Nasıl ben oluyor bilmiyorum. Ben görmedim yani en azından. Varsa... Below. Aha. <laughs> nihayet çıkıyor. Ee, güzel gözüküyor. <laughs> Başka bir şey bilmiyorum evet, zaten. yani nasıl olacak bilmiyorum oyun. Bu kadar zaman ne uzun sürdü onu da bilmiyorum. Yani... Tamamen atmosfer üzerine bir iş yani. Öyle gözüküyor. Bence şöyle bir şey oldu. Ee, oyun işlemedi yani. Baştan yazıp baştan şey yapıp durdular oyunu. Yoksa kaynak bulamayıp beklettiler Yok, falan mı? Yok zannetmiyorum ya. 5 yıl sürmez ya. 5 yılda neler oldu çünkü ya. Evet yani. ya. Bu enteresan bir kere. Bu, bu dursun bir kere. Evet bu oyun bakılabilecek bir oyun gibi. İkinci sanki. bir haber. De. Action iyi puanlar aldı. Ee, onu da ben görüntüsünü ben anda size buradan. anda Purna'nın oyunuydu galiba. Evet. Eee açık dünya oyunu, bir açık dünya oyunu ve bu oyunu eee co-op oynayabiliyorsun. Efendim. E, dediğim gibi böyle 8'ler, 9'lar falan o tip puanlar aldı bu oyun. E, bir heveslendim açıkçası. Hı hı. Bir heveslendim şöyle gözken böyle kendine has bir görsel tarzı da var bu oyunun ee, fakat şöyle bir durum var bu Epic e, Games Store'da var şu anda bu oyun bir de Xbox One'da var hmm. PC'ye henüz çıkmadı Xbox One'da da Game Pass'te varmış Windows'ta da çıksa da Game Pass'te olsa da oynasak diye düşündüm ama henüz yok, e, yok. Epic'le efendim e, PC e, için bir e, hmm. süreli özel e, içerik anlaşması yapmışlar. Yani ya, bir, bir, süre sadece Epic'te olacak. Ben bir şey soracağım. Bu konu benim çok kafamı karıştırıyor. Sen biliyorsan bana açıkla bilmiyorsan arkadaşlar açıklasın. Xbox Game Pass'la hmm. Windows Game Pass aynı şey mi? Yoksa sadece bir tanesi Xbox olduğunu sadece Hayır, Xbox'ta Xbox Hayır sen şöyle senin şimdi Xbox hesabın var ya evet. Game Pass'e abone olursan Xbox'taki Game Pass'i de kullanabiliyorsun Windows'taki Game Pass'i de kullanabiliyorsun. Ama o Game Pass'in içinde e, efendim şey oyunlar olması lazım. İki tarafta da oynamak istediğin e, oyun olursa hı hı. mesela Forza Windows'ta da var. Şey, şeyde de var. Yani Windows'ta alırsan e, bildiğim kadarıyla şeyde de oluyor. Xbox'ta da çalışıyor ya. O oyunları iki tarafta da oynayabiliyorsun. Hı. Öyle oluyor yani. Anladım. olay benim Anladım. bildiğim bu. Xbox'ım olmadığı için eksik yanlış söylemiş olabilirim. Lütfen düzeltin arkadaşlar. E, şimdi da böyle. Bu Game Pass'e gelince co senle bir deneyelim, deneyelim bunu diyorum. Ya. ya şu anda para veremedim buna. Yani, evet. 140 lira, 150 lira ne şey. çünkü? 149 ee, galiba. 149 galiba. Ee, duyduğum kadarıyla o o şeyi e, edebilecek bir oyun anladığım kadarıyla. Hmm, o e, yani yani evet. Aha, hak ediyor yani. Hak onu. eden bir oymuş gibi gördüm ama şu anda o parayı ayıramayacağım açık konuşmak gerekirse. Game Pass'e gelirse onu orada e, şey yaparız. Oradan bakarız. Dedik. Bir oyun daha gene. Evet. Bu tarz böyle efendim independent demeyelim de böyle daha ufak ölçekli bir oyun duyurusu da. No Man's Sky geliştiricileri Hello Games'ten iki kişinin geliştirmiş olduğu, iki kişi şu anda oyun üzerinde çalışıyormuş, The Last Campfire diye bir oyun. Evet, hatta şey diye bunlar yani böyle küçük oyun olduğu için e, Hello Games Short diye çıkarıyorlar. Short. Short, kısa filmimiz gibi. E, evet. Neymiş bu? O, efendim işte şey anlatıyormuş, bir hikaye anlatıyor elbette. E, ne diyor? Çevirmeye çalışıyorum da bir taraftan. Kayıp ember yedir. diye bir şey e, bulmaya çalışan birilerinin hikayesini anlatıyor. Öyle mi? Kayıp insanlar, tuhaf yaratıklar, işte gizemli e, kalıntılar falan filan olacakmış. Böyle minik minik tipler var, şeye benziyorlar. Şöyle, ben ona benzettim. E, Star Wars'tan Javalarla evokların karışımı gibiler. Ha. <laughs> Öyle şirin şirin tipler. Puzzle e, şeyi var mı bilmiyorum. Puzzle elementi var mı oyunda bilmiyorum ama benim gördüğüm Hı -hı. biraz böyle efendim Limbo veya Insight gibi e, deneyim odaklı bir oyun olacakmış gibi ama gördüm daha ben. renkli. Yani evet tabii. Daha şirin grafikli yani. Ama öyle bir oyun formatı oldu ya. Tabii tabii oldu. O açıdan Hı -hı. söylüyorum. Öyle bir oyun olacakmış gibi gözüküyor. Ee, Hello Games'den The Last Campfire. Bunun ne zaman çıkacağı belli zaten. Hı -hı. Yeni duyurdular bunu. Ee, öyle. No Man's Sky'da yoluna devam ediyor bu arada emin adımlarla. Hatta şöyle söyleyeyim bugün Reddit'e girdim No Man's Sky ile ilgili bir bakayım Hı -hı. falan dedim. İşte e, aboneyim orada e, ara ara böyle geliyor telefon işte No Man's Sky'den Hı -hı. şu konu var bu konu var. E, gireyim bakayım dedim. Şöyle bir noktaya gelmiş No Man's Sky komitesi. Bir, bir buçuk haftadır veya iki haftadır e, Hello Games'den update gelmedi. E, enteresan bir tuhaflık var noktasına gelinmiş Vay. yani. Altta da biri demiş hakikaten vay be hakikaten yani bravo adamlara falan diye. Hani iki haftadır update patch gelmedi diye artık burada İnsanlar söylenilir olmuş. Ilginç. iki yıl, bir yıl, iki yıl bir şey duymadık evet, biz bunlardan. Yok oldular. İtihar Şu anda falan adam? Aha, onu, 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 onu halletmişler yani. Onu halletmişler. Hatta bekleniyor yıl başına kadar yeni bir update gelir falan diye de hmm, bekleniyor. Daha gene bir şeyler çıkaracaklar diyorlar. Ben normal olarak... sıkı oynamaya çok hevesliyim ya. Evet sen onu içerik olarak nasıl şey yapar mı? Bizi efendim tatmin eder mi? <laughs> ne olur ne biter bilmiyorum ama. Bırak Bayır diyor ki Şan kefil oluyorsa misin? oyunu 500 dolara ön siparişle alırım diyor. E değil mi? Şan abi sen de iyi de. Onun bir şeyi var ya şöyle işaret falan. Kullanıp duruyorsun Twitter'da. <laughs> Ve son haber mi? Yo bu kadar bitti. Bitmedi mi? Doğum var. Aa doğru doğum var. İşte. Doom. Doom. Bir insan Benim doğumun nerede peki ya? Doğumun. 25. Ya. yılı. Ya. Kutlamaları. Dile kolay. Doom. Aramızda 25 yaşından küçükler var. Bak sizden büyük oyun var arkadaşlar. Var mı aramızda 25 yaşından Bak, küçük şu anda? Vardır. Doom 25. yılı. Vay be. Enteresan değil mi ya? 93, değil mi? 93 oluyor. Şimdi evet. dün gibi diyeceğim tuhaf gelecek ama hakikaten dün gibi ya. 13 yaşındasın. Harbi, harbi eee yani şimdi yüksek çözünürlük Mark Markon ee, 20 yaşındaymış. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani yüksek çözünürlüklü bir efendim screenshot'ını arıyorum. Elbette bulamıyorum <laughs> Tabii <ki> yani. Yok. <laughs> Tabii ki bulamıyorum. Bunun nasıl gözüktüğünü yani o zamanlar falan eee yani bu, bu, evet, bu, bu fikir veriyor. bu herhalde. bir fikir veriyor herhalde ya. En azından bir fikir e, verir yani. E, ne diyelim yani buna? Ne ne diyelim? Diyecek bir şey var mı? 25. yılı işte. 25. yıl. Ve 25. yani 25. Yıl. yılın güzelliğine işte asıl oyunu yapan John Romero da şey evet. e, ekstra sanıyorum 9 tane e, yeni level edecekmiş evet. orijinal oyuna Evet. Evet. bunun için orijinal oyunun orijinalinin elinizde olması gerekiyor yani. <laughs> Enteresan bir gün. Şey. Ama çok Bence çok hoşuma gitti bu şey olayı. 93 hani senesinde... Kadar zaman sonra. E, bizim şey yoktu. E, PC yoktu 93 senesinde. O zamanlar bizde Amiga vardı. Hı hı. E, Amiga'da, Amiga'nın da şeyleri e, sınırlıydı diyeyim. Hmm. Yani e, çok çok iyi bir efendim e, şeyi olmasına rağmen işte iç organları olmasına rağmen Amiga'nın. Hı hı. e, böyle hızlandırıcı şey falan yoktu içinde işte 3D grafik bilmem ne falan gibi bir şey olmadığı için. E, sanıyorum Jurassic Park'ın oyununda vardı. Bir bölümde bunker'a giriyordun. Hı hı. Şey ne o depo ne diyoruz işte bunker depo mu diyoruz ne diyoruz? Oraya giriyordun. Orada Velociraptörler falan seni kovalıyordu. Öyle bir, bir kısmı vardı. Hı hı. Benim ilk 3D böyle karşılaştığım hı. bir nevi yani ...ilkel 3D, 3D diyeyim MC. ben artık onu... ...3DMC yani... ...dirimiz düşüyordu o zaman... ...tabii o işi yani şeyleri bunlar yani... ...bu oyunlar... Do, Aynen öyle. Netice'de... ...Wolfenstein falan değil mi? ...sonra tabii işte dük bilmem neler... ...hepsi oradan beslendi gitti yani... ...o Half-Life'a kadar buydu ama... ...yani Half-Life'a kadar... E, FPS şeyi bun, bunlardı. Yani o ne diyelim grameri, FPS grameri buydu. İnanılmaz bir yani şey olarak ben çok FPS'den etkilenen bir insan olarak çok mide bulandırıcı geliyor bunlar ve tamamen kayboluyorum böyle. Koridor, 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 koridor. Ha koridor, koridor, o, o koridor. olay mı? Evet o, öyle denebilir yani. Star Wars oyunu vardı gene mesela bu hmm. motorla. Ee, yani böyle şimdi biz bugün mesela çok alışmışız hani mağaza işte aşağı yukarı bakayım falan yok böyle bir şey abi sağa sol dönüyorsun ilerliyorsun vuruyorsun evet, falan ya öyle bir durum ee, ama teknik olarak çok üst seviyede tabi neticede haritalar falan olağanüstü 25 yıl ya abi bana şey geliyor ya vallahi dün gibi geliyor ya çok enteresan ya yani çünkü düşündüğün zaman hani oyun dediğin medium <laughs> e, ya bu seviyedekileri en azından hani şeye falan gitmiyorum ponga falan da <laughs> e, çok yeni yani. Ve yani orada bile 25 yıl önce oynanan bir şey var. 25. yılını kutluyor falan ve hala şu anda canlı bir IP bu. Evet. Çok güzel de canlandırdılar. Şimdi bu Doom Eternal falan da geliyor Hı -hı. ya. Güzel de bir hani yani bir şey olacak gene. Yani. Ne diyelim? Güzel bir pazarlarlar onu da. Güzel olur, iyi olur. Ben bu yeni ee, şeyin yani ne diyelim? Ee, reboot'un mesela ee, 3-5 saat oynadım bitiremedim onu bir bitirmek istiyorum bir yere. PlayStation çok 4'te vardı. Çok beğenildi yani yüksek aldı. güzel oyun da şey oluyorsun işte bir süre sonra hatta bizde şey de var ya onun aslında VR'da var ama VR'daki tabi tüm oyun değil bildiğim kadarıyla. A, ölürsün çünkü sen normalini evet. oynarken midem falan bulanıyordu. Daha daha elimi sürmedim bak. Kutusunu açmadım. <laughs> kutusunu açmadım. Disk öyle duruyor. Onun VR'ı aslında bir gün beraber bakabiliriz yani, yayında falan bakılabilir. Redlet diyor ki, türün adı FPS değil zaten, Doom gibiydi. Doom gibi, <laughs> <laughs> evet abi. Bir de şey muhabbeti vardır ya tabii unutulmaz, Doom çalıştırıyor mu mesela? İşte Doom nerede çalışıyor efendim? İşte yok Game Watch'ta, işte orada burada çalışır mı, şunda çalışır mı, PC'de şunu <laughs> kaldırır mı, kaldırmaz mı muhabbetleri falan yani, klasik. Doom gibi oyun. Böyle bir şey. Düknükümün e, işte e, neydi? Düknüküm 3D miydi o oyunun ismi? Neydi? Benim o tarz oyunlarla yani Doom hı hı. gibi oyunlarla ilk tanışmam o olmuştu. O yüzden ben Doom'la ilgili aman aman şey sahibi değilim yani. Öyle ilk çıktığı andaki hı hı. anılara sahip değilim ben. Sonradan ben oynadım yani. O, o açıdan ben biraz eksik hissediyorum o bakımdan. Ama benim ilk öyle Doom gibi oynadığım oyun Düknüküm yok for ne for 3D'ydi galiba. Neydi o oyunun ismi? Duke Nukem 3D miydi? Sen ona bakarken ben de chat'e döneyim. Sanıyorum Duke Nukem 3D idi. Orp Milletis de diyor ki bilgisayarları Tabii. Seri serial port üzerinden bağlayıp multiplayer olarak oynadım. ilk oynadığım bütün haritaları hala Heh. ezberimdedir. Yeni Doom'u da aynı keyifle oynuyorum. Olay budur işte ya. Siz söyleyin arkadaşlar yani. E... PlayStation'da ben bunu oynamıştım işte. Duke Nukem 3D'yi oynamıştık. O da 20 yıl oldu galiba New York Milliyetçisi şey için Duke Nukem 3D Duke için. Nukem, evet evet 3D evet aynen bu. Ee, PlayStation'ı almıştık sene kaç bak sene 98. Sen bunu Mac 98 senesinde. Her, olay şu zaten PlayStation yoktu Hı -hı. işte e, babam yapıda çalışıyordu o zaman. Mac'ler var tabi Mac'lerde demosunu oynuyorduk bunun. Demosu çıkmış. Ee, ilk 3 bölümü ne vardı? Dibimiz düştü zaten. Çok eğlenceli falan. Kakara kakara gülüyorduk galiba. Aynı ha atıyordu, var, bir, şey yok vardı. Bir, bir sürü ha. şeyler falan. Sonra biz bunu oynayalım. Nasıl oynayalım? PlayStation'da da varmış. PlayStation almıştık bir yani. 98'i işte. Ondan sonra oraya almıştık oyunu. Orada bitirmiştik. Ben, Benim ilk yani şey tanışmam oydu bu, bu tarz ben oyunlarla. Ben de şey e, işte 2000 yılında falan İnternet ilk almıştık. Süper online sitesinde şeyler vardı. Oyunlar vardı. Böyle indirebiliyordun falan. Kendileri Hı -hı. koymuşlar. Hı -hı. Orada bu işte Koridor Koridor Wolfenstein vardı. Ona bakmıştım da çok Hı -hı. uzun bakamamıştım. Tabii direkt midem bulamaya başlamıştım işte. <laughs> Bir süre sonra alışılıyor FPS olayına. Özellikle biz konsola falan geçtikten sonra e, mesafe tabii, açılıp da işte öyle. field of vision Aynen. biraz böyle ya. şey olunca daha rahat ettik tabii. Şimdi bir de modern FPS'ler açık havada da eskiden tabii kaldırmadığı için hep kapalı alanlarda ufacık ufacık koridorlar. Şimdi açık alanda sıkıntı olmuyor yani. Far Cry mesela hatırlıyorum yani o e, oyun başlarında Adada adada falandı. Half-Life işte ilk 2004 müydü Far Cry tabi o da öyle olması lazım sonra içer böyle koridorlara falan hmm. girince baya benim bir mide evet, bulansım basmıştı onu. hatırlıyorum yani evet ama şöyle mesela hemen böyle bir hatırlatma yapayım ee, İngilizceniz varsa eğer arkadaşlar bu no clip var ya Daniel Dwyer'ın ee, bilmeyen konu. vardır belki GameSpot'ta çalışıyordu arkadaş 6-7 yıldır ayrıldı. Orada yaptığı işleri kendi başına şimdi YouTube'da yapıyor. Belgesel yapıyor, oyun belgeselleri Hı -hı. yapıyor. En son Half-Life üzerine bir belgesel yaptı. 1 saat 40 dakika mı? Öyle bir şey. Öyle bir şey. Orada da bunlardan hep bahsediyor. Yani işte bu doğumla başlayan şey sonra Half-Life'la tabii bir şey değil, yani bir kabuk değiştiriyor evet, evet. falan. E, gidiyor. O, onu da izleyebilirsiniz. O da güzel bir belgesel. E, efendim o da öyle yani. O da öyle. Doom'un da 25. yılı. Bunu da ya. tamamlamış olduk. Ben de bakıyorum bu arada son böyle bir 15-20 dakikadır droplar falan azaldı gibi görüyorum. E, bu arada şimdi bugün ayın... hata yok gibi görüyorum. Bugün ayın evet. 12'si galiba. Hı <laughs> Eee iki tane daha salı var önümüzde yeni yıla kadar. 25'i sanıyorum son salı oluyor. Hı hı Belki hı hı. o zaman böyle bir hani yılın oyunları bilmem neler falan tarzı bir anket başlatıp ondan bir süre önce öyle bir kendi kendimize psikopat içinde bir anket yapalım hemen şey başlayalım, hemen ondan başlayalım. Artık, onu. Hemen başlayalım. unuturuz doluruz o zamana kadar. Önümüzdeki ya? hafta başlarız. bir hafta sürer. Ee, ya da hafta sonu bugün falan en bugün en 12'si. 12'si. Bence ee, şey yapalım. 15'i e, gibi girelim. girelim. 15'i gibi girelim. E, 25'ine kadar gitsin işte. E, 24-25'ine kadar çıkmadım. gitsin. <laughs> on çıkmadan bir hallederiz ya. E, bir tane de öyle bir şey yaparız. Ondan sonucuma başka ne var konuşacak? Başka ne var? Başka ne var? Elite Dangerous'a yama geldi. Öyle mi? Beyond efendim. 3.3 yaması galiba. dördüncü e, chapter mı? 3. mü? Üçüncü chapter galiba. Tam bilmiyorum. Şeyi falan değiştirmişler, güncellemişler. Işıklandırmayı, hmm. grafikleri falan güncellemişler. Hmm. Baya güzel gözüküyor. Değişmiş mi? E, tabii tabii baya hmm. değişmiş yani. geze şey, işte, o yıldızlar mı yıldızlar? Baya e, baya iyi olmuş, baya güzel gözüküyor. E, güzel eklentiler de olmuş. Efendim, Exploration mod falan hmm. gelişmiş, değişmiş, güzel olmuş yani. Elite Dangerous'a da tam bakılacak zamanlar gibi. E, no Man's Sky dedik zaten Şimdi az evvel bahsettik. O da iyi yolda Hı -hı. gidiyor falan. En son Assassin's Creed'e efendim DLC çıkmıştı. DLC'nin ilk bölümü çıkmıştı. Başka ne var haber? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Şeye, e, PlayStation 4'e e, Realm Royale geldi. Ha evet, Realm Royale oyunu oraya da geldi. E, Ram. Ta tavuk. Tavuklu, tavuk tavuklu oyunu. Royal. Chicken Royale. Ha, Chicken Royale efendim Chicken e, geldi. PlayStation 4'te Founders Pack alınması gerekiyor şu anda. Hmm. Kapalı beta gibi şey yani, bir düşünün yani Şey değil şu anda free to play değil. Free to play değil. Plus sahiplerine... E, plus sahiplerine... Sanıyorum 9 dolar. Hmm. Sanıyorum 9 dolar. 8,5-9 dolar gibi bir şey. Plus yoksa da 12-13 dolar diye aklımda hmm. kalmış. Yani bakılabilir, denenebilir. Mesela benim ilgimi çekti. Hı hı. Yani belki ben bir 7-8 dolar veririm. Hı hı. Belki bir deneyeyim diye. Ama orada beni mesela işte şey yapan, ee, ne diyeyim, ee, engelleyen şey, yani PC'de de yürümedi bu çok evet. fazla. PlayStation'da yürür mü? Yani. Nereye gider bunun devamı? Fena da değildi aslında. Niye e, fena bir ki? oyun değildi evet ama tutmadı nedense. Çok fazla tutmadı Orada yani. Orada Fortnite hakikaten çok fena domine etmiş ya. O vaziyette hakikaten. Başka aklıma gelen... Biz bu çıkan oyunları falan listeliyorduk da o yok değil mi şu anda? Aa, yok. Yapalım ee, e, gene yapmıyoruz bayağıdır onu. Şey e, Switch'e Everspace gelmiş. Hımm. ...Everspace diye bir oyun... ...bu geçen yıl çıkmıştı PC'ye falan... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Switch'e de gelmiş şey tarz bir oyun... ...Roguelite Space Shooter... baya gemin var böyle... E, ...işte... ...uzayda savaşıyorsun... ...babaşıyorsun falan... ...bunu da yapanlar şeyler... ...bu sanıyorum... ...Manticore falan vardı ya... ...neydi o oyunun ismi... ...çok meşhur mobilde şey vardı ya... ...mobilde böyle... E, ...Galaxy... ...Galaxy on Fire... Hmm. onu yapanlar ha, evet, yapmış anladığım galiba. kadarıyla bu oyunu roguelite gibi işte oynuyorsun oynuyorsun patlıyorsun <laughs> neticede işte gemiye bir upgrade'ler yapıyorsun gene ha, oynuyorsun iyi falan iyi gibi yiyorsun, yani falan. güzel gözüküyor ama 40 dolar yani sanıyorum fiyatı 40 dolar olması lazım 40 ile 60 mı 40 Switch dolar switch'i amerikan store'dan alıyoruz oyunları doktor muze işte alamıyoruz o yüzden 40 dolar abi evet. ya mesela e şeye falan. niyetlendim gear club diye bir oyun vardı ee... araba yarışı falan mı evet ee, bu şeyin Test Drive hı hı. Unlimited mıydı? Limit Unlimited galiba oyunun ismi değil mi? Neydi? Hı hı. Bu şeyin e, Eden Games miydi? Onların e, oyunu bu. Birinci de şeye çıkmıştı. Mobile çıkmıştı. Şimdi şeye ee, mi çıkmış bu da? Bu şimdi şeye çıktı direkt. Switch'e i̇şte. çıktı. İlgimi de çekiyor. Çekmiyor değil. Fena bir oyun değilmiş. Hı hı. Ama 60 dolar abi. İşte abi çok yani. 60 dolar ya. Yani Switch'te bir araba yarışı oyununa 60 dolar vereceğimi tahmin edemiyorum. Çok öte bir şey olması lazım. Abi artık 60 dolara herhangi bir şey verirken zaten kaç kere düşünüyoruz. Bu 60 da... FPS 30 FPS falan zaten. Ee, Nolofin ve şeyi hatırlattı tabii Smash Bros çıktı. Abi bak ondan hiç bahsetmedik. Ben onu sildim biliyor musun kafadan? Aynen ben de sildim onu. Neden sildiğimi de söyleyeyim. Hakim değilim olaya. Hı hı. Twitter'da da konuşuluyor ediliyor. Çok konuşuluyor ve ben bir böyle şey oldum yani. I, geldi bana. O kadar konuşuldu ki Twitter'da abi. Bir de abi. Pokemon olayından sonrası bir Twitter'da. Belki de. onunla ilgili de olabilir <laughs> abi. Yani muhakkak iyi bir oyundur. Oynamadım yani. Eskilerini de oynamadım. Bu yeni versiyonu da oynamadım. Gene uçtu internet bu arada. Hmm, evet. Şey. Böyle bir oynuyoruz dalgalı. Bir de gene film söyledi. söyledi. E, Geralt her yere geliyor. Monster, Monster Hunter'da Hunter da şey oldu. yaptı tabii. Ne o? Ortak. Ortaklık yaptılar Monster Hunter'da. Bunlar da yeni oyunlarda bunlar yani. Eee Efendim onun dışına bakıyorum enteresan bir şey. Bu Super Smash Bros Ultimate 93 metanotu. Maşallah. Metanotu Meta 93. Şimdi mesela tamamen şey olarak soruyorum. Pokemon kaç? Let's Go Pokemon? Ee, 80 Man, civarı. Mesela. Ya işte bir şey var. Bir e, Nintendo Fan boyluk direkt var ya. bir yani. artı 10 puan falan gelebiliyor yani. Oyun oyun iyidir bak ben ya bunu bilmiyor. bunun üzerine hiçbir şey Ay, söyleyemem. ben de bir şey söyleyemem. Ama de... mesela bu oyunu eleştirirken insanlar o kadar çok şunu kullandılar ki 20 yıldır beklediğimiz şeyler 20 yıldır işte evet. et, falan bunları kullandı da bu olabilir olmaz demiyorum yani. Olmaz demiyorum. Bu da bir şeydir. Ee, ama e, bir etkiliyor. Hı hı. Bir etkiliyor yani. Bir şey yapanları. Etkiliyor etkiliyor eleştirmenleri falan bir etkiliyor. Onu söyleyelim. Böyle bu haftaki Coldplay böyle o zaman. Hı hı. Gençler. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz için. Biliyorsunuz bu yayınlar Spotify'da var. Podcast olarak youtube.com/particheda adresinde var. Bazen ufak klipler falan da giriyoruz. Nereye? youtube.com/ Pixopat adresine eğer bizi bu kanallardan birinden efendim izlediyseniz bu parçaları e, gördüyseniz, görüntülediyseniz, dinlediyseniz unutmayın canlı yayında da twitch.tv slash pixopat adresine gelip katkıda bulunabilir muhabbete katılabilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.